Zonguldak Valiliği hükümet konağının ön cephesindeki Atatürk'ün gençliğe hitabesinin yazılı olduğu levhanın valilik kapısındaki mazgalı örtmek için kullanıldığı ortaya çıktı. İddialar için önce hitabenin özenle korunduğunu belirten valilik bu kez sorumlular hakkında inceleme başlattı. Valiliğin dış cephesinde asılı olan gençliğe hitabe birkaç yıl önce bakım onarım gerekçesiyle kaldırıldı. Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Mazgalların üzerine gençliğe hitabe kesilerek, ters çevrilerek konmuş durumda. Valilik iddiayı önce yalanladı. Bakanlık da özenle korunuyor dedi ama o iddia doğru çıktı. Atatürk'ün gençliğe hitabesinin ters çevrilip valilik kapısındaki mazgalı örtmek için kullanıldığı anlaşıldı. Valilik bunun üzerine geri adım attı, inceleme başlattı. Atatürk'ün gençliğe hitabesinin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatılmıştır. 4 yıl öncesine kadar Zonguldak Valiliği hükümet konağının ön cephesinde duruyordu Atatürk'ün gençliğe hitabesinin yazılı olduğu levha. Tadilat nedeniyle levha kaldırıldı. Yerine de Alaplı ilçesindeki dünyanın en yaşlı porsuk ağacının çam mozaiği konuldu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz 7 ay önce meclise soru önergesi verdi. Hitabenin nerede olduğunu ve yerine tekrar ne zaman konulacağını sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan cevapta eserle ilgili çürümelere karşı gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. Valilik de hitabenin özenle korunduğunu belirtti. Ancak Atatürk'ün gençliğe hitabesi özenle korunmak bir yana ayaklar altındaydı. Valilik kapısının önündeki mazgalın üstündeydi. Levha kesilerek ters çevrilmiş ve herkesin ayak bastığı bir yere konulmuştu. Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Verilen yanıtın doğru olmadığı açıkça görülüyor ve aynı zamanda da büyük bir saygısızlık. İddiaları önce yalanlayan valilik bu kez sorumlular hakkında işlem yapılması için harekete geçti, inceleme başlattı.